çok muhtemel görmüyorum. Şunun için çok muhtemel görmüyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemli bir seçim ilesi yapmış olma olasılığı İstanbul'da çok düşük. Çünkü sandık başkanları kamu görevlileriydi zaten. AK Parti'nin de CHP'ye göre çok daha fazla sayıda müşahit bulundurabildiği, onları daha iyi eğittiği, daha disiplinli, daha organize oldukları da zaten yaygın bir kanı. Bu koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemli bir hile yapmış olma olasılığı yok. Geriye kalan alternatif hatalar ve tabii ki hatalar doğaldır. Çünkü şöyle düşünün müşahitler bütün gün sandık başında bütün gün konsantre oluyor. İşte akşam oylar sayılıyor bir de burada hani sandıktan diyelim ki bir referandumda veya cumhurbaşkanlığı seçiminde çok kolay olabilir de sandıktan bir sürü pusula çıkıyor. Muhtarlık pusulası çıkıyor. İşte bir büyük büyükşehir, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, il genel kurulu işte ilçe belediyesi, belediye meclisi vesaire. Dolayısıyla aslında gerçekten de hata yapmaya müsait bir seçim bu. Öte yandan istatistiksel olarak hataların hep aynı yöne olacağını düşünemeyiz. Yani bu kadar büyük bir havuzun içinde istatistiksel olarak hatalar aslında orantısal olarak dağılır. Bu durumda %50, %50 ve birbirini iptal eder. Böyle bir durumda da 25 bin oyun aslında kapatılmasını ben mümkün görmüyorum. Bunu zaten Açılan yeniden sayılan sandıklarda doğruluyor. Yeniden sayılan birçok sandıkta aslında AK Parti'nin değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yükseldi. Dolayısıyla ben İstanbul'daki seçimlerin değişeceğini zannetmiyorum. Ankara'da zaten %4'lük bir fark var. Onun değişmesi çok daha zor. Diyebiliriz yani en azından ıslak imza alt tutanakların hepsini zamanında merkezde toplayabildiler. Bunları sistemli bir şekilde zamanında tutanakları birleştirebildiler ve aslında şunu da görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha seçimin bitmesine birkaç saat kala, yani birkaç saat kala demeyelim çünkü 12 saat boyunca sayım durduruldu veya en azından Anadolu Ajansı duyurmadığı için aslında çok da daha uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği sonuç çıktı zaten. Şöyle söyleyelim bir kere ne Türkiye genelinde ne illerde aslında çok çok büyük bir oy kaymasından bahsetmiyoruz. Şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tarafa Tayyip Erdoğan'ı bir tarafa diğer 3 adayı koyduğumuz zaman arada 3,5 puanlık bir fark vardı. E bu seçimde diğer 3 adayın temsil ettiği bütün siyasi partiler tek bir adaya oy verdiğine göre bu karşılaştırma mümkün. Demek ki şu olmuş AK Parti ile muhalefet arasındaki %3,5'luk oy farkı kapanmış. Şimdi bunu analiz etmek lazım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bence Türkiye'de oy vermenin temel saki hala kimlik. Yani hala ekonomik oy verme teorisi değil, kimlik temelli oy verme teorisi hala baskın. Bir kere bunu söylemek lazım. Öte yandan bu seçimde şunlar oldu. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu seçimde muhalefet partileri kazanabilecek bir ittifak kurmayı başardılar. Buna aslında zaten Cumhurbaşkanlığı seçimine paralel olarak yapılmış olan parlamento seçiminde kurdukları Millet ittifakıyla zaten, zaten başlamışlardı. Bunda farklı olarak şunu yapmayı başardılar. HDP'nin Gönüllü olarak karşılık beklemek sizin seçmenlerinin ittifaka oy vermeleri. Yani ittifakın içinde olmamalarına rağmen ittifaka destek vermeleri. İttifakın eğer içinde olsalardı bu geri teperdi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti seçmeni tarafından öte yandan sessiz bir şekilde de olsa destek vermeleri sonuçlarda belirleyici bir rol oynadı. İkincisi bence muhalefet kutuplaşma oyununu öğrendi. Şunu fark ettiler kutuplaştırıcı söylem büyük olana yarıyor. Yani kutubu büyük olana yarıyor kutuplaştırıcı söylem ve bu sebeple de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan kutuplaştırıcı bir söylem kullanıyor. Geçmişte muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutuplaştırıcı söylemine karşı karşı kutuplaştırıcı söylemle cevap verirlerdi. Bu sefer bunu yapmadılar. Yani kimlik tartışmalarına hiç girmediler. Hatta AK Parti'nin kimliğine, seçmenlerinin kimliğine hitap edecek söylem ve eylemler içinde de bulundular. Hiçbir şekilde negatif bir söylem kullanmadılar. Bir tartışmanın, çatışmanın içinde olmadılar. Güler yüzü eksik bırakmadılar. Ve bana göre bütün bunlar aslında bu kutuplaşmayla nasıl baş edeceklerini öğrenmiş olduklarını gösteriyor. Başka bir şey daha yapmadılar. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında CHP mega mitingler yap, düzenlemişti. Yani belki de Cumhuriyet Parti tarihinin en büyük mitinglerini özellikle İstanbul'da İzmir'de düzenlemişti. Ve bu aslında AK Parti seçmeninin konsolide olmasına yol açmıştı. Sandığa gitmemeye düşünen, işte biraz kararsız olan AK Parti seçmeni bu mega mitinglerle biraz Gezi Parkı protestolarını hatırlayıp acite olup yeniden aslında kendi kabilesine diyelim geri dönmüştü. Onu da yapmadılar. Yani büyük bir İstanbul mitingi, büyük bir Ankara mitingi, büyük bir İzmir mitingi görmedik. Bunun yerine köylerde, ilçelerde, mahallelerde yapılan küçük mitingler gördük. Bütün bunlar gösteriyor ki muhalefet bu kutuplaşmayla... baş etmeyi öğrenmiş durumda. Ve son olarak da evet, yani ekonomi tabii ki hiç rol oynamadı diyemeyiz. Yani bir insanın temel sahiki oy verirken kimlik de olsa ciddi bir şekilde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar. Bunu tamamen göz ardı edemediler ve ekonomide tabii ki bu seçim sonucunda bir rol oynadı. Çok uzunca bir zamandır AK Parti'nin en rekabetçi unsuru yani marka değerinin diyelim ki temel bölümü zaten Recep Tayyip Erdoğan. Yani bugün artık AK Parti'nin bir kurumsal yapısından veya bir kurum olarak marka değerinden bahsetmek kolay değil. Yani AK Parti Tayyip Erdoğan markasının bir alt markası. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın ön planda olmasının ben negatif bir rol oynamış olabileceğini düşünmüyorum. Öte yandan tabii şu oldu ki bunu diğer partiler hep yapardı belki ama AK Parti pek yapmazdı. Aday tercihlerinde teşkilatların tercihleri göz ardı edildi. Bunun etkilerini görüyoruz aslında. Yani Cumhurbaşkanı da parti teşkilatının iyi çalışmamasından şikayetçi gibi görünüyor. Ama Türkiye'de Türkiye siyasetini az buçuk bilenler şunu da bilir. Parti teşkilatları genel seçimlerde söz hakkının genel merkezde olduğunu kabullenirler. Kendi seçim bölgelerinden kimlerin aday olacağına genel merkezin karar vermesini garipsemezler. Ama yerel seçimlerde söz hakkının kendilerinde olduğunu düşünürler. Bu sefer böyle olmaması bence AK Parti teşkilatında tepkiyle karşılanmış olabilir. Şöyle söyleyeyim yani bunu söylemek kolay değil. Yerel seçimlerde herkes kazanır, herkes kaybeder. AK Parti ve MHP adına yani Cumhur İttifakı adına şunu söyleyelim. Oylarında hemen hemen hiç kayıp olmadı. Yani ülke genelindeki oylarında hemen hemen hiç kayıp olmadı. Yalnız da bunu bir genel seçimle karşılaştırmamak lazım. Çünkü özellikle Güneydoğu'da AK Parti ve HDP'nin yoğun bir rekabet ve çok yakın birbirine olduğu bazı illerde başka partilerin seçmenlerinin de işte HDP'ye karşı a, yerel seçimi olduğu için AK Parti'yi desteklediklerini ben biliyorum. Yani bunu a, yapan tanıdıklarım var. A, yani aslında normalde bir CHP seçmeni ama CHP'nin zaten orada esamesi okunmuyor. A, ve belediyeyi AK Parti'nin mi HDP'nin mi alacağı bıçak sırtındayken a, desteklemek için AK Parti'ye oy verenler olduğunu biliyorum. Yani dolayısıyla Yine toplamda alınan o %52'ye yakın oy da a, bence bu faktörler de rol oynadı. Yoksa hani büyük şehirlere baktığımız zaman AK Parti'nin ve MHP'nin oylarında a, bir düşüş görülüyor. Ama hani şunu söyleyeyim çok büyük bir düşüş yok. A, yani öyle 2 puan 3 puan hele de bir ekonomik krizin ortasından geçerken a, lafı edilecek bir düşüş değil. Dolayısıyla bu anlamda AK Parti'nin ve MHP'nin artık hani Cumhur İttifak demek lazım. Oylarını büyük ölçüde a, korumuş olmaları a, bence başarıdır. Bir erken seçim çağrısı yapmanın bir mesledi yok. Bu Cumhur İttifakı'nın bir başarısıdır. Bence bu Türkiye'nin de kazanımıdır. Yani şu anda bir de ülke erken seçim tartışmasını kaldıramazdı özellikle ekonomi. E, muhalefete gelince tabii çok şey kazandılar. Yani bir kere İzmir'in yanı sıra İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, işte Mersin'i, Antalya'yı ve İç Anadolu'da bir takım illeri aslında alarak şunu yaptılar. Yani artık sadece sahillerin partisi değil, işte aslında böyle esamesi okunmayacak bir parti değil, meşruiyet sorunu yok. Yani siz İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i yönetecek, Bursa ile Balıkesir'i yönetmeye çok yakınlaşmış bir partiyi gayrimeşru ilan edemezsiniz. Halktan uzak, halktan kopuk olmakla itham edemezsiniz. İstanbul'da %50 oy almış bir partinin halkta karşılığı olmadığını, milletin parçası ...olmadığını yani biz milletiz, siz millet değilsiniz söylemleri bir kere geçerliliğini kaybetti. A, muhalefet bir anlamda rüştünü ispat etti. A, i̇kincisi muhalefet Hani uzunca bir süredir ilk defa önemli kaynaklara kavuştu. Yani işte İstanbul'un bütçesi birçok bakanlıktan belki de bütün bakanlıklardan bile a, büyük bir bütçe. Halka dokunma a, imkanı olan bir bütçe. A, yani doğrudan halka hizmet etme imkanı yaratıyor... Bu da aslında iktidar için önemli bir kaynak ve pardon muhalefet için önemli bir kaynak ve kazanım. Üçüncüsü aslında bu seçim bana şeyi hatırlattı. Sanki bir iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gibi adeta. Dolayısıyla hani bize şeyinde işaretlerini verdi aslında. İki turlu bir yani ikinci tura gidecek bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ileride bu tabii kesinliği yok. Dört yıl sonra olacak. Farklı seçim. Seçmen davranışı çok farklı ama yine de bazı ipuçlarını verdi. Bunlar da artı tabii muhalefet şu imkanı da kazandı. Yeni, yeni liderler, yeni yüzler ortaya koyabiliyor. Yani bugün artık Ekrem İmamoğlu Türkiye'de yükselen yeni bir lider profildir. Ve şunu da söyleyeyim tabii aslında seçim sürecinin sonrasında yaşananlar aslında onu daha da büyüttü. Yani eğer seçim hemen o gece sonuçlanmış olsaydı Ekrem İmamoğlu az farklı belediye başkanı olmuş bir siyasetçi olacaktı. Ama süreç ona daha fazlasını ortaya koyma imkanı verdi. Ve dolayısıyla Ekrem İmamoğlu artık hani Türkiye'de önemli bir liderlerden birisi oldu. Keza Mansur Yavaş da beyefendi duruşuyla, sakinliğiyle, kendisine karşı saldırıları soğukkanlılıkla karşılayarak o da bana göre farklı bir lider profili ortaya koymuş oldu. CHP'nin uzun süredir bu imkanı yoktu. Yani genel başkan dışında çok fazla yüzü gösteremiyordu kamuoyuna. Artık CHP'nin tabii böyle bir şansı da olmuş oldu. Dolayısıyla evet herkesin kazançları var burada. Ha kaybeden MHP aslında büyük bir mesafe kat etti. Şunu gördük. Şeyi bilemiyoruz tabii. MHP ve AK Parti'nin beraber girdikleri seçim bölgelerinde kimin ne oy aldığını kestirmek mümkün değil. Ama ayrı ayrıya girdikleri yerlerde MHP'nin oyunu artırdığını görüyoruz. Ve hatta iki ilde, biri Erzincan öbürünü şu an aklıma gelmiyor. İki ilde MHP'nin AK Parti'den belediyeyi devraldığını görüyoruz. Demek ki BK söylemi, BK problemi söylemi AK Parti'ye değil MHP daha çok yaramış gibi görünüyor. Hani bir kazanan da MHP. Kaybedenlere gelecek olursak aslında burada şunu söylemek lazım. İyi Parti beklediğini bulamadı bu seçimde. il belediyesi alamadı. Aldığı ilçe belediyesi sayıları da az. Dolayısıyla hani CHP ile ittifak içinde olarak CHP'ye büyük destek vermiş oldu. Ama bunun karşılığında kendisi fazla bir şey alamadı. Bu İyi Parti içinde tartışmalara yol açacaktır. Yani Meral Akşener'in liderliğini tartış tartıştırmayacaktır. Ama stratejileriyle ilgili tartışmalara mutlaka yol açacaktır. Seçimin kaybedenlerinden biri de aslında HDP. Çünkü HDP bir yandan ülkenin batısında CHP'ye destek vererek CHP'nin i̇stanbul Ankara'ya almasında anahtar rol oynadıysa da kendisi Güneydoğu'da aslında çok sayıda belediye kaybetti. Henüz daha ben hani çok taze bunu çalışamadım ama aslında kendisinin CHP'ye verdiği desteği buralardaki CHP seçmeninden görememiş olması da büyük ihtimal. Ya aslında kırılmayabilirdi ama AK Parti'nin seçim sonrasında kullandığı söylem ve izlediği strateji yenilmiş olduğu algısını yarattı ve pekiştirdi. Yani seçim sonrasında kaybetmiş bir parti gibi davrandılar. Oysa ben yine tekrar ediyorum. Her şeye rağmen bu ekonomik krize rağmen oylarında büyük bir erime yaşanmadı. Bir de Türkiye'deki yerel seçimler aslında biraz Amerika'daki ara seçimlere benzer. İktidar partisinin seçmeni kendi partisine bir uyarı işareti vermek istiyorsa, uyarı yapmak istiyorsa, memnuniyetsizliğini dile getirmek istiyorsa bunu genel seçimde veya yani belirleyici olan artık Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil de düşük maliyetle yerel seçimde yapmayı tercih eder. Dolayısıyla yerel seçimlerde iktidar partisinin oyunun bir miktar düşmesi aslında şaşırtıcı da değildir. Bana göre iktidar partisi yani AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra bunu çok büyütmeselerdi durumu bu şekilde. Bence AK Parti'nin yenilgisinden veya Erdoğan'ın yenilgisinden bahsetmek mümkün olmazdı. Ama kendi gösterdikleri yaklaşım artık bir yenilgiye işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kriz durumlarında çok hızlı karar verebilen ve çok hızlı strateji geliştirebilen bir siyasetçi. Genelde de şu sırayla yapıyor bu işi. Öncelikle geçmiş olan seçimi çerçevelendiriyor. Yani bunu bir kendi tanımladığı bir çerçeveye oturtuyor. Bunu zaten yaptı. Bunu 2-3 gündür bunu işte iktidar medyasıyla beraber bunu zaten yaptı. İkincisi önce kendi partisine dönüyor. Hatta bunu başarılı olduğu seçimlerde bile yapıyor. Yani yeterince başarılı bulamadıysa başarısızlığı veya beklenen başarıyı yakalayamamanın sorunlarını kendisine göre tabii tespit ediyor ve bunları değiştiriyor. Bir kere kısa süre içinde bunu görüyor olacağız. AK Parti'de bazı il başkanlarının Hatta genelde yani genel idare kurulundaki bazı kişilerin de belki genel başkan yardımcılarının değiştiğini görüyor olacağız. Bunu da yaptıktan sonra tabii şunu da söyleyeyim. Bu arada parti içinde başka tartışmalar da başlayacak. Yani kimin sorumlu olduğu tartışmasını sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütmeyecek. Onun altındaki işte AK Parti'nin içinde iyi kötü belli öne çıkan isimler var. Onların arasında da görüş farklılıkları var. Onların arasında da tartışma yaşanacaktır. AK Parti'ye dışlanmış olan kesimlerde bakın biz haklıydık diyerek bir tartışma başlatabilirler. Dolayısıyla AK Parti'nin içinde çoklu bir tartışma yaşanacaktır. Şimdi bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan politikalarını veya topluma yaklaşım şekli belirleyecek ama tecrübe şunu gösteriyor ki balkon konuşmasıyla sonra yapılanlar arasında bir korelasyon yok. Yani dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasına verdiği mesajlara bakıp bundan sonra ne yapacağını kestiremeyiz. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını belirleyecek olan etkenlere baktığımız zaman bence bu seçim sonucu bunlardan ilki değil. Yani ekonomik kriz bunlardan birisi. Amerika ile artık yaşanması mukadder hale gelmiş çok büyük kriz S-400 alımından kaynaklanacak olan ve yine Türk ekonomisini de etkileyecek olan bu krizde belirleyicilerden bir haline gelmiş olacak. Dolayısıyla hani ben zaten önümüzdeki dönem bir takım değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum. Bu değişiklikler her yöne doğru olabilir. Yani şunu görebiliriz, toplum üzerindeki baskısını bir miktar daha artıran bir iktidarda görebiliriz veya bunun tersini de görebiliriz. Bunun için ama biraz beklememiz gerekecek. Vallahi her türlü önemi var. Çünkü şöyle düşün İstanbul küçük bir Türkiye bir kere. İstanbul'da yaşayan herkesin İstanbul dışında yaşayan akrabaları var. Dolayısıyla İstanbul'daki, İstanbul şehrindeki a, siyasal dönüşüm ve kaymalar Türkiye'nin her yerinde etkili olur. İstanbul Türkiye'nin vitrini. A, i̇nsanlar, yani şöyle düşünün, a, Antalya'daki insanlar da, a, diyelim ki Antalya'da da bir belediye değişimi oldu ama onu tartışmıyor, İstanbul'u tartışıyor. Bu anlamda İstanbul çok önemli. İstanbul Türkiye'nin dünyaya a, açılan penceresi, İstanbul kendisini kanıtlamak isteyen genç siyasetçiler için bunlardan birisi bir zamanlar Sayın Erdoğan'dı. Çok önemli bir fırsat ve İstanbul çok büyük bütçesi olan bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'u İstanbul, İstanbul Belediyesi'nin CHP CHP'nin yönetecek olması tabii ki önemli bir faktör. Yalnız şunu unutmamak lazım. İlçe belediyelerinde büyük belediyeler dışında işte İstanbul gibi şey Kadıköy gibi AK Parti ve MHP'nin hakim olmasının sonucu olarak aslında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de CHP'nin azınlıkta olmasını AK Parti'nin aslında hani MHP'ye de gerek yok. AK Partili Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin çoğunlukta olması ile sonuçlanacak. Şimdi Türkiye'de belediye başkanları çok güçlü. Belediye meclisleri o kadar güçlü değil. Ama yine de tamamen göz ardı edilemezler. Dolayısıyla aslında İstanbul'da bir yerde bir kohabitasyon ihtiyacı da ortaya çıkacak. Ve bana göre bu olumlu bir şey. Çünkü bir İstanbul'da Türkiye genelinde yani Türkiye'nin yönetiminde olmayan denge denetleme mekanizması aslında İstanbul özelinde olacak. Çünkü belediye başkanı CHP'li ama belediye meclisi AK Partili üstelik de Cumhurbaşkanı da AK Partili. Dolayısıyla İstanbul'daki belediye başkanının yapacağı en küçük hata hele hele yolsuzluk anında ortaya çıkartılıp cezalandırılır. Dolayısıyla hani ben eminim Ekrem İmamoğlu zaten yolsuzluk yapacak bir insan değildir ama Zaten öyle olsaydı bile yapması çok zor olurdu. Bu da İstanbul için iyi. Bence İstanbul bu denge denetleme mekanizması için de daha iyi yönetilecek artık. Olabilir, şunun için olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde gördü ki artık kutuplaşma onun lehine çalışmıyor. Çünkü şöyle, kutuplaşmayla bir yandan kendi seçmenlerini konsolide ediyor. Doğru. Hatta AK Parti ve MHP seçmenlerini birbirinin içinde eritiyor. Bu da doğru. Ama kendi kullandığı kutuplaştırıcı a, dille aslında muhalefetin de konsolide etmesini sağladı. Allah aşkına yoksa şöyle düşünün. Bir yerde Kemalist bir partinin seçmenleri, bir yerde Milliyetçi bir partinin seçmenleri, bir yerde a, bir Kürt, Kürtçü bir partinin, yani bunu söylemekte de bir his görmüyorum, partinin seçmenleri. Hatta ve hatta belli seçim bölgelerinde de daha böyle a, gerçek İslamcı bir partinin seçmenleri aynı adaya oy veriyor. Yani bunun için bence tebrik edecek kişi Sayın Erdoğan kullandığı dille onların tümünü birden ötekileştirerek, yabancılaştırarak bunların birbirine sarılmasına yol açtı. Bunu herhalde kendisi de görmüştür. Dolayısıyla bundan sonraki strateji öncelikle karşısındaki ittifakı dağıtmak olacaktır Sayın Erdoğan'ın ve bunu yapmak için de bence dilini yumuşatacaktır.